Sokrates'e, Sokrates'in hafta sonlarına damga vuran içeriği çok biliyorsun ha? Hoş geldiniz. Paribu sponsorluğunda çok biliyorsun heyecanı. Devam ediyor Sokrates'te ve çılgın büyük bracket'ımızın dördüncü kısmında iki yarışmacımızı daha tanıyacağız. Geçen hafta ilk yarışmacılarımız mücadele etmişti. Bugün de sevgili Veysel Koç ve Egar Seven karşı karşıya gelecekler. İkinci yarı finalist olabilmek için ama öncesinde çok istediniz. Çok konuştunuz. Dediniz Emre Özcan niye gelmiyor çok biliyorsun. Emre Özcan Erman Yaşar'ın arası mı açıldı? Emre Özcan çok biliyorsun da niye yok? Yok öyle efendim yok böyle. Emre Özcan'ı getirttik çok biliyorsun da. Şu anda hemen sağımda Türkiye'nin futbol gurusu özel isim ünlü futbol adamı sevgili Emre Özcan. Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ne haber? İyi senin İyilik sağlık. Çok biliyorsun. Samimiyetsiz bir giriş. Çok biliyorsun. Seni çok istedi bu halk. Daha evet, dün evet. bile sağ sağa sola yani bir Emre gelmedi artık o da gelsin falan filan yazıldı. Denk gelmedi. Denk gelse Denk gelmedi. tabii ki daha önce gelirdin de. Evet bugün yine acayip bir kadromuz var. Yine süre olarak sevgili Berk Dağlı'yı kullanıyoruz. Ebrar yine yönetmen koltuğunda. Canımızın içi Egehan biliyorsunuz. Çok biliyorsundan çıkan bir değerdir. Yeri geldi cevap yansıttı ekrana. Yeri geldi türlü türlü hareketler yaptı. Ama son haftalarda da arı gibi çalışıyor. Sokrates'in acayip bir figür haline geldi. Egeancım benim de canımdır zaten çok severim. Egehan da yine yerini aldı. Ve Canberk. Canberk Atik de bugün yine scoreboard olarak burada yerini almış durumda. Hemen yarışmacılarımızı evet. tanıyalım. Soluma dönüyorum. Veysel Koç. Hoş geldin Veysel. Hoş bulduk abi. Dört Novitki tişörtüyle geldin. Tanıyalım seni. Veysel Koç ben. E, televizyon ve sinema alanında yüksek lisans mezunu olmak üzereyim diyelim. E, buraya eğlenmeye geldim. Eğlenmeye mi geldin? Eğlenmeye O geldin. zaman seni otomatikman ediyoruz. <laughs> Ege seven yarı finalde. <laughs> kendi rızası, kendi isteğiyle ben buraya eğlenmeye geldim. Kim bu? Yumuşak Y var abi orada. Hı? Eğlenmeye. Yumuşak eğlenmeye geldin. Evet. Güzel. Ve aynı zamanda kazanmaya geldim. Ee, Emre kazanmaya geldim. Helaliz. Rakip Şeymingi de vurdu. Güzel. Ee, de başarılar diliyorum. En azından onu gösterdim. en azından olur. böyle bir hareketi oldu. Başarı dedi. Yaş? 26. Herkes de 26 yaşında ya bugün. Ne iş anlamadım. Ve Ege Arseven. Ege seni halk FIFA'dan falan tanıyormuş. Öyle bir Biraz durumlar var. De... Ünlüymüşsün galiba. Olmuş, oğlum. Yok abi Ünlü müsün canım sen. Yani Kısmi diyelim. Yazdık sağa sola. Herkes diyor Ege Arseven. Evet, dinleyelim. Ee, ya Eğerse seven <laughs> 24 yaşındayım. 24. Ee, İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültür edebiyat mezunuyum. Ee, onun dışında yaklaşık bir 4 senedir Twitch platformunda ee, yayıncılıkla başladım FIFA üzerine. Ee, ondan sonra bir e-sporculuk şeyi oldu, futbolist e-spor takımına katıldım. Ee, öyle. PUBG'de <laughs> de var futbolist. PUBG, Aa, tabii. Geçen sene çok önemli bir turnuvada şampiyon olmuştuk. Evet, bir sene tanıttık. de sezonun başında çok önemli galibiyetler elde etti. Enteresan bir ekip. Bir şey sorabilir miyim? Sor, abi. Ee, sen Türkiye'deki en iyi FIFA oyuncusu musun şu anda? Hayır. <laughs> en iyilerden biri misin? Evet. Kaç kişiden birisi mesela? Ee, en iyi 5 oyuncudan biri mi? 10 oyuncudan biri mi? Ya abi oyundan oyuna değiştiği için yani ona sürekli bir şey her sene farklı bir cevap vermek Şundan gerekiyor. Şundan soruyorum. Yani FIFA 19'da alayınızı ayıklarım diyebiliyor musun mesela? Hangi FIFA'da iyisin? 19'da parça. Edersin. Evet. Ama mesela bu seneki oyun her çok şey daha edelim. benim oyun tarzıma... Uygun değil mesela çok daha defansif bir oyun olduğu için ben biraz hücum, beceri hareketleri vesaire. Ya şeyden soruyorum ben yani seni tanıyordum hatta yani Hı -hı. Twitter'da falan konuşmuşluğumuz da vardı birkaç kez evet, şey. evet, ama ben film yani mesela FIFA ya. deyince e, aklıma gelen ilk kişi sensin benim hmm. FIFA oyuncuları. Daha için çok yayın tarafından benim e, sepetlerim. Ya. <laughs> yani mesela Emre Kayır var Emre Kayır da bir, bir ara bir ara o da çok yani en iyi hala en iyi, en iyi oyunculardan biridir mu? Onu çok kayırıyorlar mı? Galatasaray takımında evet. koçluk yapıyor. Öyle mi? Ama 17 18 19 ben zaten Emre'yi izleyerek şey yaptım. Acayipti. Emre izleyerek ya. başladım yani bu işe. acayipti. Bizim Uğur şansa falan bir ara az daha beraber kalıyordu. Abi ee, ama Santra öyle. modunda olur. Yani Santra'yla çünkü Ultimate'de bizim oynadığımız oyun modu yani çok farklı. Başka bir şey. Tamamıyla. Tamam. İşte böyle. İşte böyle. <laughs> Şimdi o zaman ben de bir şey söyleyeyim. Böyle denk gelme. Şimdi mi ya denk gelmedi. Bugün de acayip bir denk gelme var. Şimdi Ege'yi bir şekilde bir yerde yani tanınıyordum. birkaç muhabbetimiz vardı. Vesel Koç'la da ben tanışıyorum. Nereden tanışıyorsun? Veysel kendi söylesin. Esat sen kendin söyle. Abi bir tane tez yazıyorum ben bu dijital medyayla alakalı. Ee, i̇şte Tardini Büfe ve Amerika Mutfak aldım Sokrates sergiden bunu incelemek için. Emre abi de Twitter'dan yazdım dedim abi. Tez, tez de yazıyorsa Tardini Büfe'ye mi yazdın tez? <laughs> evet abi güzel yani. Bu adamlar ondan sonra bu ülkeyi bir yere getirecek i̇şte <laughs> Böyle bekliyoruz <laughs> gençlikten. Neyse evet e devam edelim. İşte abi ondan sonra Twitter'dan yazdım. Emre abi dedim böyle bir işte ödevim var yardımcı olur musun dedim. Sağ olsun hemen döndü. Emre öyledir. Hani A futbol ve basketbol programı ya o yüzden onları almış. <laughs> Aynen doğru ikisini aldım. Bir de Takılıyorum bir canım, tabii mi? ki. <laughs> Biz de tezim. Bir de... de bak bir denk gelmede Kobi tişörtü giydim. <laughs> bir de dört tişörtü giymiş. Dörtte Kobi'den sonra en sevdiği basketbolcu. Bir numaram ya. evet iki numaram. Ben de Kobi'yi severim rahmetli. Acayip denk gelmeler var ya bugün. <laughs> Acayip denk gelmeler var. Bakalım daha nereye kadar denk geleceğiz. O zaman format falan anlatmıyorum artık. Yarışma efsane oldu. Tarihi bir seri oldu. Hemen yarışmayı başlatıyorum. Ve Regihan ilk sorumuzu. Kadınlar voleybolda. Türkiye Ligi finali çok yakında oynandı. Çok popüler bir soru. Hangi iki takım arasında oynanmıştır? A. Vakıfbank Fenerbahçe Opet. B. Eczacıbaşı Dynavit Vakıfbank. C. Türk Hava Yolları Fenerbahçe Opet. D. Eczacıbaşı Fenerbahçe Opet. Süreniz başladı. Bakın süreye. Ayak duyuyor gözünü açamıyor. Evet. Hop. Süre bitimi yaşandı. D. Eczacıbaşı Fenerbahçe Opet. A. Vakıfbank Fenerbahçe Opet. Doğru yanı da Fenerbahçe ve Vakıfbank oynadılar finali. Pıtır pıtır bir final oldu. Acayip bir final oldu. Ee, i̇lk soru da şoku yaşattın bize Veysel. Evet, biraz demek biraz ki sadece bakalım. NBA ve futbol değil ha? Evet neden futbol ve basketbol seçtiğini ortaya çıktı böyle. Ee... <laughs> evet voleybol da seçmenin işi demek Veysel'e sıfırımızı yazalım. Ege'ye 100. Yolumuza devam edelim. İlk 5 soruyu hızlı geçeceğiz her zaman olduğu gibi. Kolay sorularımız. 2022 Euroleague Final Final'ına ev sahipliği yapan şehir hangisidir? Berlin. A şıkkı. B. Stockholm. C. Belgrad. D. Bolonya. Yine çok kolay bir soru. Evet. Bu sorular artık yapacaksınız beyler. Ben bile biliyorum. Vallahi bu ne? La kasada Papel gibi şıklar. <laughs> Allah'ım. <laughs> ay ay. <gülüyor> Alalım. <gülüyor> C. Belgrad. C. Belgrad. İki doğru yanıt. İki doğru yanıt. Veysel 200. Ege 300. Normalde skorboardumuz da var. Skorboardumuz orada aslanlar gibi duruyor. Gökberk. Değil. Canberk. Akıllarım ben herhalde Gökberk derim. İstediğimi derim. Ulan ne gülüyorsun? Can Berk'cim. E, gösterim yap bize. İşte Ege 300, Veysel 200. E, şu anda 100 puanlık bir fark var ama 60 bin puan var daha ortada. Geriden gelen tehlikelidir abi. Çok tehlikelidir. Geçen haftaki bölümde inanılmaz bir buzzer beater istedik mesela. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Acayip. Şok oldu herkes burada. Sorumuz geldi. Geçtiğimiz haftalarda satışa çıkarılan ve rekor bedelle satılan Maradona'nın 1986 Dünya Kupası çeyrek final maçında giydiği formayı maçtan sonra teslim alan İngiliz futbolcu kimdir? Meşhur Tanrı'nın eli maçı. A. Steve Hodge. B. Gary Lineker. C. Trevor Steven. D. Peter Shilton. Evet. Emre Özcan bir sağına bir soluna bakıyor diyor. Acaba bunlar ne cevap verecek? Şu anda ortam kokuyor Birazdan Emre Özcan'a döneceğim. Ne kokular aldı bu iki yarışmacı hakkında? Alalım şıkları. B. Lineker. B. Lineker. Çok mu seviyorsunuz geri abinizi? Ben kendisini <laughs> hiç sevmiyorum abi. Kendisini hiç sevmiyorum. <laughs> Peter Hatch. Ne oluyor lan? Oğlum sen yine başladın enteresan hareketleri. Peter değil zaten adamı. Steve. Steve Hatch. Maalesef. iki yanlış cevap. Şimdi gelelim Emre Özcan'a. Emre. Biri seninle beraber tez yazdı. Diğeriyle zaten pampaymışsın. Et kemik gibi olmuşsun. Bu iki yarışmacı arasında Nasıl kokular alıyorsun yani şu ilk 3 soru hemen skoru tekrar alalım Canberk'ten. 300-200 değişen bir şey yok. İkisi de yanlış yaptı evet. Veysel 200, Ege 300. Vallahi çok kokalamadım şu anda çok kolay sorular. Balı mı getirelim hemen o daha rahat koku <laughs> şurada zaten. <laughs> evet devam <laughs> edelim. Yani bu sorular çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bence mesela bu soru hem biraz şaşırtmacalı olmuş. Yani kolay soru olduğu için muhtemelen... İki e, yarışmacımız da gereğli neker kısmına gitti, su cevabına gitti. E, ama burası için bilmiyorum ne kadar uygun bir soru. Bence ilk beş sorunun dışında olsaydı daha mantıklı olabilirdi. Sana diyor, siz hazırlıyorsunuz. E, onun dışında da bir tane voleybol hatası geldi. E, diğer soruda zaten iki tarafında doğru cevap verdiği da tek bir soru var daha doğrusu. Çok bir şey söylemiyor, şu anda ben anlamadım yani koku. Koku alamamış. Dördüncü soruyu Emre Özcan okuyacak, hadi bakalım. NBA'de en yaşlı normal sezon MVP'si kim olmuştur? A. Carmelo, B. Karim Abdul-Jabbar, C. Michael Jordan, D. Hakim Alajuan. Evet. Çok güzel güzel okudu. Şu anda süremizin bitmesini bekliyoruz. 4 saniye. Aslında doğru cevabı söyledin o zaman canınız. Hangi doğru cevabı? Steve Hatch dedi. Ha söyledin doğru. Steve Hatch doğru. dedik ki. Bitti ya. Süre bitimi yaşandı. Hakim Alajuan Carmelo! Sen iyice basket işinde varsın sen ha. Sen olmuştu galiba abi. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> net. Ek bilgi veriyor. Ek Burada bilgi. Joker hangi yerde kullanılacak çok net belli oldu şu anda. Evet. Spring Alley esintisi veriyor ek bilgi atarak. %100 yanlış. Bir yanlıştır. sorusu. Ege 300, Veysel 600. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci soruyu da geçelim. İlk beş soruyu bitirdikten sonra yorumlara devam edeceğiz. Okuyorum. 2016 Fransa bisiklet turunda yaşanan bir kaza sonrası bisikleti hasar gördüğü için you koşarak tırmanmaya çalışan ve canerelerin sarmaya koşuyor sözleriyle hafızalara kazınan bisikletçi kimdir? Bakalım kazındı mı hafızanızda canerelerin bu sarı mayo koşuyor sözü yoksa kazınmadı mı göreceğiz. A. Vincenzo Nibali. B. Roman Bardet C. Chris Froome. D. Sir Bradley Wiggins. Kendisi soru ünvanı da aldı, evet. Yar seven enteresan bir şey yaptı oraya bilmiyorum <laughs> ne yaptı. C Chris Forum A Vincenzo Nibali ne doğru cevap? Sen emin misin Chris Forum'dan? Yok ben salladım. Sen? Hayda. Sen salladın ama evet. doğru salladın. Acayip. Adam salladı. Ben de şu anda tekrar kontrolümü de yapıyorum ve evet, doğru salladım. Chris Froome. Sallamak da lazım. Şu ana kadar kaç soruda sallama yaptın? Yok ilk kez mi? İlk sallıyorsun? kez sallıyorsun. İyi sallama ama sarı mayo diyor ya. Ee, sarı mayo alabilecek. Ulan Nibali de acayip adam. Evet ama... Göbürü yani, sör olmuş. Yani i̇lk Chris Froome'a gidersin orada. Wiggins biraz daha sprintçi değil miydi? Froome'a giderim diyor. Ben hiç anlamam bisikletten. Galiba Bradley Wiggins biraz sprintçi de. Yani ben 5 yaşında diyor, BMX önünü falan kaldırıyordum mahallede. Ondan sonra bıraktım bisiklet yani sanki içlerindeki en komple bisikletçi Chris Froome sanki. Ben de bisiklet hiç yok abi. Ben de, ben de yok. Veysel'e bak sen. Dedim sana koku almak çok kolay değildi orada. Veysel Koç'a bak. 5 soru bittikten sonra Ege'ye dönüyorum. Ege. Hiç sıkıntı yapacak bir şey yok. Evet Veysel şu anda dominant bir figürüm ben mesajı veriyor ama... Bir soru da değişiyor burada ama işler. Şansa diyor baksana yani şansa cevap. Aynen yani ballı da bir çocuk. Abi. Maşallah var. Ne düşünüyorsun? Basketbol gelmezse yeni şansı olur öyle gözüküyor. Aa vallahi ben de o biraz üzücü oldu. Nasıl bilemedim? 14 sene altyapı basketbol yani. eşek Karslan. mi o? Timsan karşısındaki? Abi köpek olması <laughs> yani lazım. köpekmiş. Ama. Tamam Buradan, ben tam açıdan göremiyorum Hı -hı. da. Şöyle göstereyim. Evet köpekmiş. Yani buradaki şeyde ayıp ediyoruz ya. Egeciğim bence burada yani böyle nasıl bilemem? Dile gelmiyor. Evet evet değil. evet. Ha, ya yani hakim 96 iyi. şey falan. Yani onları yani karıştırabilirsin onları. Olabilir yani. dedik ama güzel ya bakalım biraz daha. Daha daha yeni başladık. Daha jokerler, mokeller girecek şey bu işin içine. Acayip şeyler Gel olacak. Haydi gelsin 6. soru ne diyorsun Emreciğim söyle. Söyle yavrum. Soruyor mu? Bir şey diyecektin hayır. Yok canım her her an her şey olabilir diyeceğim. Böyle bir, yarışma. bir soruda 2500 puan alabiliyorsun Emre Özcan dediğini sak diye getirdik. Eee nasıl gidiyor? Yarışma mı? Hayır ya sen genel. Güzel gidiyor canım işte sezonu bitiriyoruz. Spengali ile geçen kahvaltı yaptık diyor ki Emre Özcan'ı diyor ben diyor 300'de avans veririm diyor. 3 soruda ezerim diyor. Param parçalar. Yavaş. ciddiyim lan. De. Spring. Ben yarışmacılara yani geçmiş artık sizinle aşık atıyor. Yani. Dedim Spring. Spengali ile rekabet. Spring bana 300'de değil 10.000'de avans varsa ben de yer. O ayrı konu yani Yani yer o yani ben sana söylemiştim daha önce değil mi? Söyledi bana. Çocukların yanında konuşmuyor bunları. Moralleri bozulacak. Sokrates'te birebir de alamayacağı biri yok bence. ben öyle düşünüyorum. Kişisel algılarla rahat mı? Siz ya. Şöyle Sokrates çatısındaki isimleri bir düşünüyorum da birbirinden önemli isimler yani. Birebir de alamayacağı... Emre Özcan'dan unutulmayacak bir diz. Muhtemelen şu an Çekimi kaçta yapıyoruz? 17 40. Bu çekim bir kişi biletimi kesecek benim bence. Sayın Öz <laughs> bu çekimi muhtemelen 20 gibi falan malikanesinde izler. <laughs> 20 30 sularında falan Emre Özcan'ın telefonu acı acı çalar. Yazık oldu. Neyse tabii Emre'den boşalan koltuk içinde de önemli adaylar var bu yarışmada geliyor. Bakalım kim orayı dolduracak. <laughs> Alalım yeni soruyu. <laughs> Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan İsmail Ogan. 1964 Tokyo Olimpiyatlarında hangi dalda altın madalya kazanmıştır? A. Güreş B. Halter C. Boks D. Atletizm Bu ne lan? Acayip bir soru. 750 puan değerinde. Süre bitimi yaşandı. A. Güreş A. Güreş 2 doğru yanıt. Bravo. İşte bu ya. Bilerek evet. miydi? abi, geçen Twitter'da birinin baş sağlığı evet. görmüşüm oradan aklımda kaldı. Demek ki bilerek. Ya yani ben görmedim ama tahmin yürüttüm. Sen çok sallamaz şu adamsın. Ama spor <laughs> olarak da bizim zaten sallamaç. <laughs> onun <oğlum>, bak <laughs> sana sen sallama çay reklamına gir. Vallahi billahi viral olarak acayip para götürürsün. Güreş bizim atasporumuz. Hani <laughs> <laughs> dedim ki güreşte hep altın madalya alıyoruz falan. Ya halterdir ya güreşte. Acayip şey. Helal olsun. Sen İsmail Köybaşı'na benziyorsun. Şu anda benzettim seni. Joseph de Sousa diyorlar ama. Ne var Lan Joseph de Sousa ile. <laughs> Öyle diyorlar. Ne olsun? Yani. vallahi benziyor abi. Benziyoruz Adam İsmail, Köybaşı'ya benziyor. Köybaşı ya benziyor. Saçlar kırıcı olsa Joseph. Değil. <laughs> o yüzden Köybaşı. <laughs> evet. ama İsmail Köy başlı da var yani. Var var. Yani hiç duymadım daha önce söylemediler. Çok ama var. Erman Eşar yani dünyanın en kötü benzetme yapan adamı. bir şey yapmam. Bak, dünyanın en kötü benzetme yapan adamı. İsmail Köybaşı. Skandaldır benzetmeleri. Köybaşı. Neyse. Alalım. Daha neler? Okuyorum. Hangi şehirde daha önce Formula 1 yarışı yapılmamıştır? Çok kolay eğer biraz alakanız varsa. A. Dallas. Senin de üstünde olduğu gibi. İkiş arasındayım ben. B. St. Louis. C. Detroit. D. Phoenix. İkisinden eminim de diğer, diğer ikisinden emin değilim. Yani ikisinden biri olduğunu kesin de. Dallas, St. Louis, Detroit, Phoenix, Süre bitimi yaşandı. Berk el kol yapıyor oradan. Definix Phoenix iki tane Definix Phoenix var. İkisi de yanlış. Ama Louis. Louis. Ben de St. sen Phoenix arasında kaldım. Ben Dallas'ı biliyordum da. Dallas Detroit'i hatırlıyorum. Ya. Sağlık olsun. Veysel senin için zaten şey bir şey yok. O adam yanlış yaptığı sürece sen yanlış yapabilirsin. Doğru evet. Evet. Puanları alalım Canberk'cim. 1050'ye 1850 sprint için bir soru bilmeniz gerekiyor. Şu anda sıradaki sorunun puanına bakayım. Evet 1250 yani bir daha kaldır yavrum. <laughs> İkiniz de bildiğiniz takdirde sprint elde edebilirsiniz dersem sakın inanmayın çünkü sen edemezsin. 2300 olursun. Evet. Devam edelim. <laughs> Hangi ulan bu nasıl bir soru oğlum ya? <laughs> Hangisi Kevin Durant'in yılan? son bir ay içinde bulunduğu şehirlerden biri değildir. A. Monaco B. Atina C. Boston D. Doha Program yayınlandığında bir buçuk ay da olabilir. Ama şu an program çekildiğinde son bir ay içinde bulunduğu şehirlerden biri değildir. Alalım. D. Doha D. Doha Evet Boston'da bulundu. Çünkü süpürüldü. <laughs> <laughs> Nasıl? Monaco'da ile yaptı. Ha, Euroleague izledi. Hmm. Euroleague izledi. Monaco'da da Euroleague izlemedi mi abi? Mike James. Bu? Şey, i̇kisine de Euroleague izlemiş zaten. Ha, evet, ikisine, de, Euro zaten. Evet, ikisine, de, verin, de, ikisine de Euroleague izledi. Maça gitti. Ee, şeyde de, Boston'da da Tokatlandı. Bu neyse. ay ay. Vallahi Kevin Durant be. Ay. Bak meri olmadan, körün üstünde üç adam olmadan vallahi hiç yok numaralarına. Ne oldu? <laughs> Güzel Kevin Durant nefretimi de yine biraz akıttıktan <laughs> sonra <oldu>. sıradaki soruyu <laughs> alalım. Evet. ne? Tamam. Ne var ne var? <laughs> Niye kim bildi ki? İkisi de bildi. Be, be, tamam. Ulan ikisi de bildi adamların. Beyler biraz yarışmayı takip edelim he. Senin bana uyarılarda bulunman lazım. Tamam, söyleyecektim de. Erman yere abi. Bir geldi. Benim Spring Joker'im aktif oldu. Ben Spring Joker'i kullanmak istiyorum hemen lazım. Kullanalım abi. Kullanacak mısın? Basketbol. Dur bakalım. <laughs> Varsa. Dur bakalım. Futbol hocam geçmiş olsun. Dur bakalım. Belki şıklarda yok oğlum. Yok mu? Bak Bakıyorum Spring soruları. Futbol, boks, atletizm. Yok işte. <gülüyor> <gülüyor> Futbol, boks, atletizm. İşte böyle. Ciddi mi ya? Ee, ciddi Bakıyorum. valla. Yok şöyle <laughs> <ne> yapıyorum. Eee... <laughs> 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 Tamam futbol. Sus oğlum sen renk verme. Yok ben renk vermiyorum şu anda. Ne? Futbol. Futbol olsun diyorsun. Hemen soruyorum. Ver bakalım futbol sorumuzu. <gülüyor> 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 Premier Lig <League gülüyor> sorusu geldiği için evet. Premier Lig'in duayeni Emre Hocan okusun istedim. O yüzden şükredim demin. Evet. Evet. Hangisi bu sezon Premier Lig'e yükselen takımlardan biridir? A. Nottingham Forest. B. Huddersfield. C. Bournemouth. D. Sheffield United. Başladı süren. Yazdı galiba. Evet. Ciddi misin ya? <gülüyor> <gülüyor> Ulan Nottingham Forest'ın ölmüş ağlayanı yok. Ne Nottingham Forest'ı? Hocası <laughs> kim Bormut'un? Hocasını bilmiyorum da en son Nottingham hmm. Forest'ı galiba içeride yendi 1-0. Bu şekilde çıktı galiba. Yeah. öyle olması lazım doğru. <laughs> Hocasını unuttum. Huddersfield da iyi. Hatta Ondan yani fark vardı aralarında. Evet. Yenilseydi doğru. avaraca bakacaktı. Doğru. Kazandı. <laughs> Fulham'ı görüyor musun? 100 puan yaptılar Fulham. neredeyse. Yani, yani Mitrovic falan kadrosunu koydu. Neyse o 106 gol Şu an ne oldu bilmiyorum da. Fulham'ın eski hocası başında. Fulham'ın eski hocası başında. Kim? <laughs> yeni hocası Marco Görem. Silva. Ya bil, bilmesi yeterli abi. Yeni <laughs> hocası Marco Silva. Eski <laughs> hocası kim? Hmm. Lan Scott. Scott, John, Scott. John, John. Scott. En iyi Orta saha. Chelsea'de oynadı adam. bir sene 2000'lerde. Yok çıkaramıyorum. Scott. Jose Mourinho'nun takımına ilk gönderdiği Chelsea'li. Doğru söylüyor. Yok çıkaramıyorum. Scott. Mesela köpeğim işleyecek ben nereye giderim? <gülüyor> parka. <gülüyor> Park. <gülüyor> <gülüyor> Bildim. Parka yani şey parka Scott. da. Scott. Parker. Ha? Doğru ya aslanım benim ya. Scott Park. Ya biliyorsun İngilizler bazen böyle şey telaffuz ederken Parka. 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 <laughs> Tabii Scott Parka. Evet. Scott Parka gibi. Evet doğru. Güzel. Ne oldu? Çocuk bir dur oğlum ne parı bu Önce bir puan alalım. çıktı. 5600, 2300 Ege sakın korkma. Çünkü senin de sprintin aktif olduğunda sen de pıt diye atlarsın oralara. Hiç korkulacak bir şey yok ama Veysel Koç da hakikaten Kurban Bayramı'na bir iki ay kala adeta diyor ki beyler diyor biz diyor yani öyle diyor kolay kolay kurban olma. Diğer geldi. sorulara baktım da Bravo, koç. bayağı iyi tercih yapmış bence. Çok doğru. Evet, sprintte yani Ege'nin de işini biraz sprintte biraz. Çok Şimdi iyi. Zorlaşmış olabilir. Kritik bir noktadayız. Çünkü Paribu Fan Talk'ın sorusu ben biliyorsunuz soruyu sorduktan sonra arada Paribu dansını icra ediyorum. Evet. Geçen hafta minik böcek Ruhat Akkuş sen burada ben tam Paribu dansıma başladığım esnada beni kolumdan tut abi bir şey söyleyeceğim falan filan. Böyle bir şey olamaz. İnfiyal oldu. Böyle bir şey ya kardeşim abi. nasıl Erman Yaşar Paribu dansı yapmaz şofu? o yüzden. Bu çocuk zaten haftalık fanteziden mimli geçen sezondan biliyorsunuz. Stüdyodaki herkese uyarıyorum. Erman Yaşar'a şov yapıyor. Stüdyodaki herkese uyarıyorum. Sakın Sakın ben... Paribu Dansı'na dansıma başladığımda bana dokunmayın. Gelsin! 3000 puan dur! Ama bu, bu, bunu bana söylemen lazımdı. Hayır. Belki bu da dokunacak. Değil Veysel bu Koç nasıl? belki dokunacak abi dur falan. Çocuklar öyle şey yapar mı? 3000 puan. Her şeyi telafi eder senin için. Burada Erman Yaşar'a... 3000 puan. Doğru. Sponsorumuz, canımız, ciğerimiz. Paribu'nun bunun sorusuna <laughs> bak. da fan token'ı da bulunan. Arsenal'ın kadın futbol takımının teknik direktörü kimdir? Aa. A. Jonas Eydaval. B. Vladko Andanovski. C. Emma Hayes. D. Gerrit Kid Taylor. Çok biliyorsun. Çok biliyorsun. Evet, süre bitimi yaşandı. İki tane Emma Hayes, iki doğru yanıt. Bravo, iki tane doğru yanıt. Bak nasıl. Seni sınadım, siz de sevindiniz değil mi doğru yaptınız diye. Evet. Beyler, Jonas Eydival gibi adam varken orada Emma Hayes'e takım mı bırakılır? Yıllarını verdi Jonas Eydival Ya bu şeyden Akıda kalabilirdi. Ee, Arteta sözleşme uzatırken biliyorsunuz. Evet, dedi ki kadın takımında da Jonas çalışacak dedi. Yok kadın takımının hocası Jonas e Edeval ile beraber yaptılar o işlemi <laughs> Arsenal'de. İki hocayı birden böyle yeni sezon planlamasında sundular. Oradan akıda kalabilirdi. Yoksa yani bu da... Çok zor soru. Zor soru yoksa. Çok zor soru. Ama İngiltere basında çok çıktı yani Edeval. Çıktı çıktı. Arsenal resmi hesabını Twitter'da takip ediyorsanız orada da 3 tane falan paylaşım oldu. Ediyorum vallahi ama. Yakıştı vallahi mı o zaman yani sana? Bir de Arsenal'liyim mi? Işte. Aaa! Yani. İki Arsenal, tat doğru. kaçırdın ha sen. Bu de Arsenal'liyim dedi. Evet. Mesela koça bak hele. Neyse 3 soru kaldı. Sorular çok zor. Soruların çok zor olması tabii bu saatten sonra koça hizmet edecek. 3 soru, soru kaldı. Tabii 3 soru kaldı. Ciddi misin 3 soru? Evet doğru. Okulun soru yani 3 soru kaldı derken bir de son Hemen. soru var o şey. Hayır hayır 4 soru var. 4 soru Şık, aslında. Şıklı 3 soru doğru, kaldı. Doğru Şıklı bir soru. Doğru aslında düzeltmem lazım. 4 soru var. Şimdi koku olayını birazdan yapacağız ama bu soruyu da bir alalım. Ondan sonra ben yine ortam koklayacağım. Alalım. <laughs> NFL'de National Football League. Normal sezon 16 maça çıktıktan sonra Perfect Season mükemmel sezon. Yapmayı başaran tek takım hangisidir? A. Green Bay Packers. B. Miami Dolphins. C. New England Patriots. D. San Francisco 49ers. Bunu bilemezsen babam çok kızacak. Çok kızar. Erkan Efendim babam. Çok. Sen öyle misin? Aynen evet, abi. Evet, sen değilsen o zaman niye kızsın sana? Süren <laughs> oldu. Üçüdür <laughs> diyelim ya. Bitti mi? Ay canım benim şunun tokladığına bak ya. Al bunu ye ya. Vallahi billahi. <laughs> Berk dağlı ya. Vay. Süre bitimi yaşanmış cevapları alalım. A Green Bay, bay, bay Packers, J.B. vay. Vay vay Baban babam kızar dedi. Doğru değil mi? Doğru. Babam kızar dedi, <laughs> tak diye vurdu doğru cevabı. Tom Brady'ye buradan Vay 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 işte Tom Brady, işte Ege Arseven'in babası. İkisi bir oldular, <laughs> tak diye doğru yanıt geldi. Pet Alalım. Petri oradaki en reputasyon yüksek takım değil mi? Yani böyle bir soruda... Sanmıyorsan olayı Ama yani, işte insan o, bir o yandan düşünüyor abi. Şimdi başka o, bir şey yani, diye. kolay şık ya. O yüzden Doğru o da. Tabii şey de yapabilir. Ulan bu zor sorulara geldik artık Patriots. Çok kolay kalmıyor Şimdi mu? Acaba belki 70'de o tarz Doğru. bir şaşırtmaca mı yapıldı burada bilmiyorum. Yani soruların ha. dengesine bakınca onu sanki düşünmemişlerdir. Bahsettiğim olay burada yaşanıyor işte. <laughs> Fark bin üç indi ve... Canberk soru hazırlayan ekipte var mısın? Tabii, Tabii var. O zaman... E, Hakaretlerini... Çok fazla olumsuz bir şey söylemeyeyim. <laughs> Hakaretlerini <gülüyor> biraz sınırlı tut. <laughs> Şimdi mesela bir sonraki soru... Bir sonraki soru da Emre Özcan'ın özel sorusu... Emre Hocan okuyacak zaten. Ya, bence oranın sorusu değil. Emre Hocan... Snooker mı yedi? <laughs> <laughs> Ama çok zor bir soru değil. Yani çok kolay bir snooker sorusu da değil tabii ki. <laughs> Ama e, snooker'ı biraz, kendi. biraz <laughs> takip edenlerin rahat e, bilebileceği bir soru. Öncesinde Ege'ye dönüp şunu sormam gerekiyor. Sprint şokerini aktifledin, kullanmak ister misiniz? Ama ister? futbolu kullanamıyorum. Değil mi? Futbolu kullanamıyorsun tabii ki, adam kullandı. Ama Şu kullanmaman an... için bir sebep yok yani, kullanmamak için gerizekalı falan olman lazım. Çünkü kaybedebileceğin bir şey yok, sadece puan kazanabilirsin. Tamam abi, kullanalım o zaman, boks gelsin. Bütün şey ya. Hı. Boks dedi, bakıyorum. <laughs> Ver boksumuzu. Aslında evet. Tarihin en genç dünya ağır siklet boks şampiyonu kimdir? Eh bunu da bilemezsen baban çok güzel. Baban bunları seyrederek büyüdü. Bu da aslında zor değil. Muhammed yani. Ali, B Mike Tyson, C Anthony Joshua, D Joe Frazier. Muhammed Ali, Mike Tyson, Anthony Joshua ve Joe Frazier. Eğer Ege bilirse sprintte bilemedi. Aa, yani yine Fraser. Mike Tyson doğru yanıttı. Aa, çok bariz ya? abi. Ya ya, ya bir edeceksin abi burada. Anthony evet. Joshua dedi. Çok önemli bir fırsat etti. Öne geçebilirdi Ege Arseven. Şimdi 5600-4300. İkisi de sprint jokerlerini daha e, ikisi de kullandı. Çelmeleri daha aktifleyemedi ve geriye de kala kala 3 soru kaldı. Bak, bir şey diyeceğim burada. Evet. Gerçekten bu yarışmada her şey olur. Olur. Bak bu yarışmada. Olur. Bir sonraki soruda da enteresan şeyler görsek, Olur. yine çok acayip bir şey olabilir. Yani final final üst üste iki final değişik bir final olabilir. Bu yarışma neden olay yarattı? Neden halkın böyle yani hemen finaldi çünkü öyle son soruda değişti değil mi? Son soruda. Tabii. 4750'den 5000. Tak buzzer beat. Tak belki. 250. Yani Şu, bu yarışmayı zaten enteresan. halkın halkı müptela eden olayı bu yani. Evet. Bu yarışmada böyle bir şey var. Yani doğuştan ortaya çıkan sakatlık aslında bir anda enteresan bir heyecanı bir haline getirdi. <gülüyor> <gülüyor> Burada, veriyor Tabii mi? ki sen okuyacaksın bunu. Ben Tabii mi okuyacağım? Ki, işte, okuyacağım. Doğru. Evet, snooker dünya şampiyonasında final maçı kaç frame üzerinden oynanır? Ulan daha geçen hafta oynandı, bilin bunu artık. Ya yani bir de o var, doğru. Daha A geçen 29, hafta oynandı. B31, C33, D35. En azından çift cevap yok. Snooker'la alakalı ben 7 tane falan şey biliyorumdur. Bunu biliyorum mesela. Çünkü çok fazla popüler bir şey. Yani o yüzden buranın sorusu değil tabii. Evet! Hı. Süre bitimi yaşandı. C33, A29. Oh. D-35 doğru attı. 30... Kardeşim adamlar olacak şey mi bu ya? 18 küsurda şampiyon oluyor. 18 bilmem ne şampiyon. 33 iyi bir cevap. Çünkü yarı final. Kim verdi 33'ü? Sen mi? Ben. Sen kaç dedin? 29, 29 dedim. dedim. 1000 puan düşün sen. <laughs> 33 dedim. 50 <laughs> puan ekleyin. Tekrardan bir hesaplama yaparak gelin. Evet. 29 <laughs> ne kardeşim? Yarı final 33 olduğu için 33'e gidebilir. Kadıköy'de bir ama Amerikan abi. mı oynuyorsun Kadıköy'de? <laughs> Tövbe estağfurullah. Tadım kaçtı biraz ha. Bakın işte Emre Özcan ne dedi? O da var ama bak. O da var. Şimdi mesela adam Sunukır'da duayen statüsünde bir adam. 30 sene Sunuker anlatmış. Hayır canım. Yani mesela ben geçen hafta nasıl Endümör'ü inanılmaz kolay bir soru dedim. Olimpiyatlarda hangi... Ben onun için söylemedim. Ben Hayır bu zaten normal... kolay bir soru. Bunu ben de Olay biliyorum çünkü. Evet, mesela bak sen biliyorsan bunu tamam Aynen. De kolay demektir zaten. Aynen. Yani çok yani zor kuranın bu... sorusu. Aynen. Ben ne dedim demin? Sunukır'da ben 6 tane 7 tane şey biliyorum muhtemelen. Aynen. Bunlardan biri bu. Yani bu çok Sunukır'da belirleyici bir, bir soru değil. Sunukır'ı biraz bilebileceği bir soru bu. Evet ama işte Sunukır'da hiç takip etmiyorsan... Yok, Ya yani bir çift olmadığını biliyordum ama hepsi tekti zaten şıklar. Çift mi? Oğlum çift nasıl olsun lan? Çifte berabere biter zaten. İşte değil olmaz. diyordum belki koysanlardı iki tane. <laughs> 200 puan daha silin bu adamı. Böyle <laughs> çift olsaydı falan. İki soru kaldı beyler. Aranızda 1300 puan fark var. Henüz. Bak ya, her şey olabilir burada. Henüz daha. Daha... E, çelmeye erişemedi ikiniz Çelme Kaçta? 7500'de erişilecek. Çok var bu değil, ikinin sizde, erişebileceğini çok pek, pek zannetmiyorum ben bu gidişle. <laughs> Bakalım. E, e... Son şıklı soru bu arada. Son şıklı soru. Oo burada enteresan bir şey var. Şimdi mı? bak acayip bir şey burada var. Son şıklı soru enteresan. Son şıklı soruyu özellikle Berkatik dedi ki abi dedi ben dedi bu ikisine geldi. biraz Kuruldum. Vallahi geldi. Ben acayip bende bir bende soru ballı hazırlıyorum. Ballı Gel verdi mi soruyu? Verdi verdi verdi. Kardeşim <laughs> Senin staj vallahi çok tehlikeli <laughs> Bu kaçıncı bomban ya? <laughs> bu kaçıncı bomban? Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Egehan bizim bir değerimizdir. Egehan'ı buradan Bunu da ben hiç isterdim. kimse gönderemez <laughs> demeyeyim o kadar yani şeyimiz. <laughs> Evet, oku bakalım. Bu Ege'nin avantajı olabilir. Tabii olabilir. Hmm. Aa! Ege bir e-sporcu. Evet, o yüzden. Ege bir e-sporcu. Ama aynı alan değil. Olsun? Aynı alan bilirsin, değil dedim. Ne insin? Aynı alan değil abi. Ne diyorsun, ne diyorsun? Aynı alan değil FIFA. Olsun oğlum, ne Allah Allah. Da... Sen bir e-sporcusun. 58 <laughs> saniye verdi şu anda. Sen bir e-sporcusun. Evet, hadi bakalım. E <laughs> 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 Broken Blade kullanıcı adıyla tanınan Profesyonel League of Legends oyuncusu Sergen Çelik an itibariyle hangi takımın bir parçasıdır? Evet. A Royal Bandits. Hı hı. B TSM. Türk Sanat Müziği. C 04. <laughs> <laughs> e, ee, D G2 Esports. Ne bu? Şok şey Evet. Şalke 04 hem bunda eksikliğe çıktı iki hem de... Zaten 2 dakika falan zamanları vardı hemen bitirebiliriz bence. <laughs> Al bakalım. Alalım. A Royal Bandits D G2 Esports. Ne cevap? Yaşar. GT mu? Ben de bilmiyorum. Biliyor muydun? Evet abi. Ayda. Evet, işte, yani işte hep... e sporcu. Yani yaşasın e-spor. <laughs> Şıksız soru öncesindeki Ege, Ege son yine soru. De, yine de olamadı şey. <laughs> alamadı herif şeyi. Çelmeyi alamadı. 7300'e 5600. Çelmeyi ama... niye alsın ki? Çelmeyi. Çelmeyi bir anlamı Çelmeği yok. Çelmeyi şu anda an almanın yani, zaten doğru. çok anormal bir şey yok. Çünkü son soruya adamın önünde giriyorsun. Evet. <laughs> Bu şu demek. Bu şu demek. Bilse de bir şey değişmiyor. Hayır hayır bilse de zaten geri atamıyor yani. Onun sadece bak bir tek yolla kaybedersin artık bu yarışmayı. Sen bilemeyeceksin o bilecek. Bunun dışında evet. herhangi bir yolu kalmadı bu işin. Sen bilirsen o da bilirse yine kazanıyorsun. Evet, ben çelme sorusu görmedik ya. Hayır kazanamıyorsun. İkiniz de bilirseniz adamın çelmesi aktiflenecek. Sana takacak. Sana takacak. İkisi bilebilir mi? O da <laughs> takıyor takacak. Abi. Ha? O da takıyor o zaman değil mi? O zaman o da takabilir ama sen önce bir takabilirsin. Enteresanmış son soru. Karşılıklı şekilde birbirinize takış yapabilirsiniz. Bakacağız. İki, yani var abi iki beskı. yönden güzel. Bakayım. Şimdi şey söylemeyelim. Evet. Bu soruyu ikisi de bilemez. <laughs> Ege seven seni tebrik abi, ediyorum. Abi yönlendirme yapma. Abi bunu Anladım. öyle deme ama. Hem, hem, yönlendir yapma. Hem, yönlendirme yönlendirme yapma. Ha. hem yönlendirme yapmıyorum. Hem yönlendirme yapmıyorum. Sözümü geri aldım. Hı. Hem de şöyle de bir durum var. Belki herisi dinliyor. Nereden bileyim ben bu adamlar ne dinliyor ne dinlemiyor. Mi? Mi? Rap Neyse. Rap olma ihtimali var mı? Efendim? Rap olma ihtimali var mı? Nereden yani. biliyorsun? Olursa güzel olur. Evet. Sen dinliyor musun? Rap mi? Ha. Dinlerim yani. Ayda söyle bakayım bir şarkı. bir <laughs> <Vitali> söyle Eminem. <laughs> Dinlerim sadece sadece. Peki. Kalemler şeyler falan acayip. Ben heyecanlandım biraz çünkü enteresan bir soru abi. Her çok heyecanlandı işte çok biliyorsun bu. Abi, soru zor ama... Ama işte. Ama. Soru zor ama İmkansız değil kesinlikle. Emre Özcan. Sen bir gözleme insanısın. Sen bir saptama insanısın. Ben bilebileceklerini düşünüyorum. İkisi de biliyorsun. Biri bilebilir. Hadi bakalım. O zaman gelsin Çok, mi? Gelsin başlayalım. bakalım. Sevgili Egehan soruyu. Evet soruyu. McLemore'un Wings şarkısında. Çünkü ben o olmak istiyordum. Sözleriyle andığı basketbolcu kimdir? Reklemur mu yoksa McCallmur mu? McCallmur. McCallmur mu bu adam? McCallmurmuş. Maclemore... Hiç <laughs> alakam yok kendisiyle, ha? <laughs> Var abi. Var mı? Sen o zaman gel bunu da Spence bildin. Abla? Pis pis gülüyor zaten şuna Kim baksana ya? O zaman onun bilmesi gerekiyor ki bir şans olsun. Yani. McCallmur'un O da bildi bence. Wings şarkısında. Çünkü ben o olmak istiyordum. Sözleriyle andığı basketbolcu kimdir? Aç bakayım yavrum. Magic Johnson, Michael Jordan. Magic Johnson, Michael Jordan. Because I wanted to be like Mike. What? Şarkı da öyle diyor. What? Because I wanted to be like Mike. Aaa. Michael Morge'uymuş adam ya. Abi rap ya. Sen ne ballasın lan? 14. soru, e-spor, 13. soru, pardon e-spor, 14. Şu an çalıp gitmiş gibi hissediyorum kendimi ya. Valla. Aa, olaylara bak ya. Ocağı ip. Broken Blade'e buradan... Bir anda... Seyircim 13 bin puan yaptı. 12, Veysel Koç'u 12, görüyor musun? Çocuk geriden geldi abi. Bütün yarışmayı tehlikeli. önüne götürdü. <laughs> Ama işte bu kim? Olur öyle. Bir ara öne geçti ya Ege. Bir ara öne geçti diye no Ama olsun. çok bay. 300-200'dü abi. Yo hiç nasıl öne geçtin bir ara? Yok geçemedi. Geçemedi hiç. hiç. Kolay mı lan öyle geçmek? Doğru. 12.300'e 5.600. Ege R7 bir üst tura yarı finale gidiyor. Hemen sevgili Veysel Koç'a dönüyorum. Veysel epey bir süre önde gittin Gittim. ama egarsa ben enteresan işler yaptı sonunda. Yani son soruyu da bildi zaten hak etti abi. Ee, e onun şansı oldu biraz. Ben hiç bilmiyorum ama zaten son soruda da gerek kalmış şey. yani evet, e e da gerek kalmıyordu. E Tebrik e ediyorum. Ee, yapacak bir şey yok. Mantıklı <laughs> bir cevap verdi ama yani bilmeyerek o bilerek verdiği için zaten onun şey yok. Yani ya, ya ben, ben şeyden korktum. Sen ikisi cevap veremez dedin ya. Yani çok reputasyonu şöhretli olmayan isimlere gidebilirler diye düşündüm ben senin o çıkışından sonra. Neyse ki zaten biri biliyormuş. Hı hı. Diğeri de... O da söylenebilecek Magic 5 oyuncu yani var. Aynen 3-4 oyuncu. Yani, oyuncu var zaten. Kobe dersin, Magic Johnson dersin. dersin. Ya da 10 oyuncu var. öyle değil. Lebron dersin, ne bileyim Jordan dersin evet. O mantıklardan birini söyledin ama... E, Merhaba bir yönlendirme yapıyordun az daha. <laughs> benim yönlendirmelerime çok dikkat edilecek bu program. Sık. Benim yönlendirmelerime çok dikkat edilmesi gereken bir program. <laughs> Veysel'cim seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim abi. Seni tebrik ediyorum. <laughs> Önümüz kurban bayramı kendine dikkat et. <laughs> <laughs> Burada yenilmekten bir şey olmaz ama orada tak diye keserler adamı. Saklanacağım abi. Güzel küçük görüşürüz. bir espriyle de ben sevgili Ege'ye dönüyorum. Ege sana dönmeden Emre Özcan'a dönüyorum. <laughs> evet. Emre Özcan. Enteresan bir yarışmayı geride bıraktın. Enteresan bir yarışma oldu her şeyle. Yani yakındı. Bence zorların sorgu seviyesi de soruların e, zorlu seviyesi fena değildi. ...yani şöyle düşünüyorum... Düşün. ...genel gene itibarıyla ...çok daha kolay, çok fazla yarışma gördüm ben. Doğru söyledi. Soruların zorluğu... Ege Han da bunu söyledi. Girerken dedi ki... ...abi dedi ikinci yarışma... ...daha ilk... Sert miydi biraz sorular? İkinci sorular çok sert dedi Ege Han... ...ki eski bir yarışmacıdır. Evet. Ve... ...yani hem yakın gitti... ...son soruyla böyle... E, ...netleşen... ...daha doğrusu yani zaten öndeydi... E, ...Ege... ...ama son sorunun da... Vesil'in en kuvvetli olduğu alan basketbolda e, bilerek ve Veysel'in bilemeyerek kazanması hepsini üst üste koyunca yani böyle başta biraz tutuk başladı evet, tamam. Ege ama sonrasında bayağı iyi toparladı. Gerçekten çok güçlü bir finish yaptı. Ege Arsemen Nerede dedin ki o şey sorusunda, NFL sorusunda oraya kadar kötü gidiyordu işler ve 5000 puan falan gerideydi. NFL'i biliyor muydun? burada? Evet, evet. O, babam mi? dedi, babam, babam evet. dedi beni çok kötü yapar. Bunu bilmem <laughs> lazım. Orada baba korkusuyla bir dönüş. Üzülür Ondan diyelim. sonra da korku. Üzüm mü? Üzü, üzülür diyelim. Korku. Üzüm üzüme baka baka kararır. Tabii sen de babanı örnek alman evet. çok doğal. Hepimiz yani pusulu olarak <laughs> <Kesperim>. babalarımızı aldık. <laughs> ee, evet. Allah yani e-spor sorusu olmasaydı. Ee, yine kazanıyorum. Bir şey fark etmiyor. da kazanıyorum. Ya, McLemore evet aslında doğru. meklemoru söyleyeyim. Ee, ya. McLemore. 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 McLemore gerçekten... Karar verin oğlum. McLemore mu, McLemore mu ne bu adam? McLemore değil zaten. McLemore, mu ya. Ne haltsa Maclemore. işte. <laughs> Şarkısı da bayağı popülerdi. Sen manyak <laughs> mısın? Biz gecelerde yıllarca... <laughs> Şey değil mi onun şey söyleyen? Belki demekle mordur gerçekten. Trip şapı söyleyen abi. Tövbe işte trip Hatta Ozan Tufan'ın da kendine bir, ait bir yorumlaması evet, var. This is <laughs> fucking awesome. <laughs> o değil mi? <laughs> evet. evet. Ee, bu 5000 sorularda <laughs> da ciddi sıkıntı var. Ben mesela <laughs> geçtiğimiz haftaki 5000 soruda <laughs> da biraz <laughs> sorun yaşadım Erman'cığım. Evet yaşanır Yani çok bence o soru için daha doğrusu o seviye için kolay bir soru. O zaman burada bence, bir teklifim var. Bu da Onur Erdem'i. Erdem Bak ilk dört soruda ilk dört yarışmayı hatırlıyorum. Soruları Hep hazırlayan isimler Onur Erdem, Çağla Özgü ve Gökberk değil Canberk Atik. Atalım Onur'u seni alalım. Soru hazır mı? Evet. Yani... Çağıl ve Canberk'le çalış. 15 evet. dakikalık iş. Sana gelecek sen yorumlayacaksın diyeceksin Denge ki. Denge konusunda şey yaparım. He. Soru ya da Onur'u itibariyle. atmayalım. Onur işinde kalsın. Kalsın. Sana bu sorular bir duayen olduğun için gönderilsin ve densin ki bu sırada bu şekilde mi sorulmalı Emre Bey? <laughs> ne düşünüyorsunuz? <laughs> çok zordu ilk dört yarışmada. Beş bin sorular. Evet. Baktı, baktılar bilinemiyor. Bu bizim bir iç mesele. Biz bunu kameralar önünde konuşmayalım ama artık Emre Özcan da çok biliyorsunuz. Beyin fırtınası evet. brainstorming ekibine bir yönlendirici bir danışman... Ee, olarak dahil oluyor. Evet. Zaten buraya geldi. Ya yani bambaşka bir çocuk. Programa kattığı renk, yorumlar, yönlendirmeler, koku alışı. Bambaşka bir çocuk. Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür Yani inşallah Büyük seni yekli. yıllarca bu stüdyolarda ağırlama şerefine dahil oluruz. İnşallah. Gerçekten Emre Hocam bugün Türkiye'de bir değerdir. Tabii. Türkiye'de bir değerdir. Biliyorsun Euro 2020 zamanında da çok biliyorsun. Burada yarıştın. Tabii tabii. Yani. O yarıştın. Çizimler yaptı, formalar çizdi. Yaptığım bazı eleştiriler e, ön plana çıkmıştı. Bugün de biraz böyle oraya direksiyon kıyayım dedim. Bizim adımız en şey, ediştirdi şey ediştirdi herhalde. Veysel <laughs> Kuşu'yu duyuyor, duyuyor musun? Neyde, bu Ege'yi bir sonraki tur kesin helaller diyor. <gülüyor> <gülüyor> vay, <gülüyor> <ha>. Yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> vay 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 vay. Elendi ama lafı da sokarak gidiyor. <laughs> vay vay. Biraz aldık kaçtık. Aferin Veysel. En azından özün sözün bir. Şey falan demedin. Ya başarılar maşa tak diye dedi ki bunu bir dahaki şey. Ayıklarlar bunu ya diyor. Aferin Veysel. Yok abi öyle bir şey demedim yani. İnşallah şampiyon olur en azından şampiyona kaybetmiş oluruz. Spring Ali'yi alır mısın kafa kafaya da? Kimi? Spring Ali'yi, <laughs> Ali. şampiyon olman için onu geçmen gerekecek bir noktada. İzledin mi hiç Spring Ali'yi? Bölüm sonu canavarı. Spring Ali'yi izlemedim abi. Hayda sen kardeşim. Spring Ali... Ali Bahar ya. Ha Ali Bahar ha, Spring Ali deyince. Ha, Ali Bahar, Spring Ali deyince... E, Bahar işte Spring. Tamam. Şu anda herkes abi, Ali Bahar'dan çok Spring Ali'ye bakıyor şu Kendi Instagram <laughs> hesabı Spring Ali. Doğru, evet, doğru doğru, onu şey yapmamışım abi. Vallahi belli olmaz dedim ya, <laughs> e-spor, <laughs> rap müziği ama... Beş tane e-spor e sorarsanız ederim diyor. Olabilir. E-spor alırsın bence. Bilmiyor çünkü Ali, Ali Bari pek bilmiyor E-spor'u. Kendi söylemişti değil mi bir yarışma Söyledi da. ama ben de geçen kahvaltı yaptım kendisiyle. Ama şu bir şey değil Abi e-spor'a başlıyor. Çalışıyor, çalışıyor, Adam çalışıyor. Bir e-sporcu e olarak bir orada teşekkür edeyim. E-spor'u da ilettiğin için. Tek bir alan var zayıf <laughs> oldu. Ona da çalışmaya başlamış. Kapandım çalışıyorum abi e-spor falan dedi. E-sporculara teşekkür ediyor. E-sporcuları üzmeyin. E-spor... Bak ben size ettim abi. Ha, Hı -hı. Ettim? Pardon. E-spor pirisi çıkarmıştır ya. Şey, Almanlık hazırlıyordur şu anda evde. <laughs> Evet arkadaşlar. E-spor almanı. Stüdyonun da arada bir tozumuzu alınırsa. Ya beyler yani vallahi billahi. Alerjik olduk ya. Yani Covid-23 falan buradan başlayabilir. 19 Wuhan'dan başladı. Ee, neyse efendim ne diyorduk. Buraları zaten keserler muhtemelen. Kesmeden Bunların... acayip yer oldu burası. Ciddi misin <laughs> Emre Özcan bir değerdir. Acayip bir çocuktur. Önümüzden de muhasebecimiz sevgili Esra Geçti. Hiç problem ya çok mutluyum. Esra iyi. bizim paralar niye 10 gün oldu hala. Evet ne diyorduk. Çok güzel bir kapanışa doğru. Hızla gittik. Paris sponsorluğunda fan token ne fan token ilan Paris sponsorluğunda <laughs> hafta sonlarının neşesi çok biliyorsunuz sonuna geldik bu haftaya seven kazandı Emre Özcan'a tekrar çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim. kendisi canımız ciğerimiz Emre Özcan kalbi Emre Özcan kalbi haftaya görüşmek üzere hoşçakalın